Deniz mağarasının en kuytu yerinden sesleniyorum size. Yankılanan sesimde kaybolmak pahasına bağırıyorum, beni duyun diye. 2 yıl boyunca radyodan size böyle seslenmiştim. Edebiyat, müzik, tiyatro, spor, pek çok alandan değerli isimler konuğum olmuştu. Fakat şimdi mecra değiştirdik. Artık görüntümüz de var. Hayal gücü belki birazcık eksik kalacak ama onu da başka şeylerle, içeriği birazcık geliştirerek ve değiştirerek tamamlarız diye düşündüm. Peki şimdi karşımda kim var? Bir müzisyen, şarkıcı, sanatçı, söz yazarı. Kendisini artık nasıl tanımlayacak bilmiyorum, ona bırakacağız. Ferit Mert. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Öncelikle bu röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Seve seve her zaman. Evet. Direkt başlayalım o zaman. Müziğe yöneliş nasıl oldu? Yani muhtemelen yaratılıştan, içimizden, hep çocukluktan gelen bir şey. Küçük yaşlardan başladı. Tabii profesyonel düşünmeye başladığım yaşlar tabii ki daha ergenlik sonrası, özellikle İlk okuduğum üniversitedeki yaptığımız, başta arkadaşlarla bir araya gelip rock grubu kurduk. Başta tamamen hani konser yapmak, işte eğlenelim, biraz gazımızı alalım kafasıyla başlarken, sonradan galiba güzel oluyor, galiba bu sahne, işte merak, ilgi artınca daha sonradan işte yavaştan profesyonel düşünmeye başladık. Ama ilk mikrofon aldığım 1995'te bir akrabamızın düğününde. Ya yani orada sadece bir şarkı ben de söyleyebilir miyim demek üzerine baktım, o iş benim hoşuma gidiyor. Çünkü çok alkışlandı falan. Başka çocuklar da şarkı söylüyordu ama işte müzisyenler falan sonra zaten daha sonra duydukları ilgiyle işte. Sahne tozu tatlı geldi. Ha, aynen. Ondan sonra işte düşündüm olur diye. Demek ki içimde böyle bir tohum o gece serpmişim. Ve şimdi de böyle devam ediyoruz yani. İlk okuduğum üniversite dediniz. Ne okudunuz? Devlet İktisat Üniversitesi okudum. Uluslararası Ekonomik İlişkiler okudum. Müzikle bambaşka bir alan. Aynen. O zamana kadar da müzik eğitimi vardı. Çocuk konservatuvarında piyano bölümünü okudum. İşte ondan sonra özel ders, gitar falan dersleri alıyordum. Ama dediğim gibi bunlar sadece hobi amaçlıydı. Hani meslek olarak düşünmüyordum. Tabii ailenin de tavsiyesiyle. Zaten ailede bir sürü müzisyen var. İşte sen farklı bir şeye yönel diye. Ondan dolayı ilk üniversitemi öyle iktisat okuyayım diye düşündüm. Çünkü matematik, İksel sayısalcı mı derler artık. Biraz öyleyim. Fakat sonradan da işte ikinci üniversitede tekrar Bakü Müzik Akademisi'ne Perşem bölümü olarak kazandım. Hobi olarak düşündüm dediniz ama aslında 6 yaşında elinize mikrofonu aldığınızda belliymiş onun bence meslek haline geleceği. Yani aslında şöyle bir şey itiraf edeyim. Tabii ki içeride hep vardı ama tabii olmaz bu işler, işte müzikle nereye kadar gibi biraz da beynimizde kendi bir algı vardır. Yani doğru dürüst meslek dediğimiz böyle yanlış bir düşünce tarzı vardır. Altın bilezik. Aynen, işte kolunda altın bir bilezik olsun diye. Tabii ki bu işlerde nereye kadar varabiliriz ki, ne kadar hayat güvencesi garanti falan derken olmaz diye beynimde hep muhtemelen arka plan atıyormuşum. Bir yere kadar muhtemelen bunu yapabildim. Bir yerden sonra artık biraz daha böyle kendini şey yapınca iyice ortaya çıkmış oldu yani. Peki o ilk adım nasıl oldu? Yani, bir grup vasıtasıyla mı oldu yoksa bir şarkı çıkarttınız? Onunla mı oldu? Nasıl Azerbaycan'da oldu? Bir şarkı çıkardım. Orada bizim liste algısı yok fakat tüm radyolarda çalmaya başladı falan. Artık herkes tarafından bilinince şarkı. İlk adım oldu. Ondan sonra işte Azerbaycan'ın 2013'te Gençlik Marşı'nı besteledim. Ve sözünü ve bestesini yaptım ve söyledim. İşte o yılın genci gibi falan bir sürü ödül aldım. Ondan sonra Türkiye'ye geliş hikayem başlıyor. Azerbaycan'da o zaman bir ün sahibisiniz diyebiliriz. Şimdi böyle bir yarışmalar ya da işte marşını bestelemek, bunlar çok güzel kendinize kazandırdığınız şeyler ve tabii ki ses getiren eylemler. Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş neden oldu? Hani oradan daha da yükselebilirdiniz. Zaten bir tanınırlık vardı. Hani Türkiye'de mi ün kazanmak istediğiniz, Türkiye'de mi bir şeyler üretmek istediğiniz, bunu merak ediyorum. Yoksa bir iş vasıtasıyla mı, teklif vesaire, o süreç nasıl oldu? Azerbaycan'dan şöyle 2012-2013 yıllarında sürekli Türk müzik endüstrisine olan ilgim vardı. Aslında Türkiye'ye olan bir ilgim vardı. Bakü'de ilk önce Kenan Doğulu'yla tanıştım. Benim için çok böyle özel ve mutlu bir andı. Çünkü işte şarkımı, demolarımı falan dinlettim. O da beğendi. İşte neden olmasın falan, Türkiye'de bu işler nasıl yapılıyor falan diye. Ondan da tavsiyeler aldım falan filan. Ve dedim ki hani daha çok ilgi duymaya başladım artık. Hani Türkiye'de bu işler, çünkü bir tık daha sonuçta daha büyük bir ülke, yani 80 küsur milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Daha büyük bir piyasa var. Nasıl olabiliriz, ne yapabiliriz derken ben Türkiye'ye gelip gitmeye başladım. Bir sürü böyle
30 kere falan muhtemelen İstanbul'a gelip gittim. Ve 2015'te de bir orkestradan, yani Türkiye'nin en bilindik orkestrasından iş teklifi aldım. Hı hı. Ve kabul ettim. İşte 2015-2018 yılları arasında Enbo Orkestrası'nın solistliğini yaptım. Ve 500 küsür konser verdik. Yani sahne aldığım sanatçılara baktığım zaman işte en büyük, hani benim için en büyük şeref de Ajda Pekkan'la sahne aldık. Ajda Pekkan, İşte Nukhet Duru, Ayşegül aldı. İşte düet yaptım. Sonrasında bir radyo programında düet yaptık. Kubat'la Sarı Gelin'i seslendirdik. Ondan sonra Zara, Ferhat Göçer, Mustafa Ceceli, Del grubu, Emre Aydın, Sinan Akçıl, Burcu Güneş, Zinet Salih. Ya bir sürü sanatçıyla sahne yaptık. Bu benim için çok güzel ve özel bir deneyimdi. İşte 2018'de de artık kendi ismimle bir şeyler yapabilmek adına orkestradan ayrıldım ve bir single yaptık. Düet ortağım vardı, Hira Okan diye. Error diye bir parça. O yine sözü müziği bana ait. 1 milyon falan gibi bir izlenme oranı elde ettik. Tabii YouTube şeyler için çok yüksek bir rakam değil ama başlangıç için bizi bir tık böyle tatmin eden bir şey oldu. Ondan sonra 2020 senesinde, yani 1,5 sene sonra da Azerbaycan'da işte bana o başarıyı sağlayan şarkının Türkçe versiyonunu bu sefer yaptım. Ritmini tuttum diye bir şarkı. Böyle yani. Yeni bir single hazırlığındayım. Bakalım yakın bir ay içerisinde inşallah onu çıkarmayı Peki, düşünüyoruz. Peki single'dan söz etmişken, hı-hı, son single Ritmini Tuttum. En son çıkan o, evet. En son çıkan, hı-hı, o. Yine, hı-hı, sözü size ait. Sözü, müziği, aranjesi, her şeyi bana ait. Her şeyi size ait. Hı-hı. Şimdi şunu merak ediyorum. Müzik piyasası değişti. Sizin, hı-hı, ilk başladığınız seneyle bile şu anki çok farklı. Çünkü çağ da değişiyor bununla birlikte. Hı-hı. Albüm fikrine nasıl bakıyorsunuz? Önce bunu sorayım. Ya bence bir kere albüm sanatçısı ve single sanatçısı diye ikiye ayrılıyor sanatçılar. Ben hiçbir zaman kendimi öyle single şeyinde görmedim ve hedefim zaten şu an albüm yapmak. Kaç ay sonra yaza doğru albüm yapmayı planlıyorum. Sadece kendi tarzım dışında bir şey yapacağım. Yani aslında yeni tarzımda diyebiliriz. Çünkü o tarz ne olacak? Parantez açalım. Yani böyle bir spesifik bir isim yok. Aslında pop tarzı dediğimiz, zaten pop bir tarz değil, popüler kültürden geldiği için pop olarak geçiyor. Çok geniş bir yelpaze. Yine de alternatif pop diyebiliriz yani. Veya alternatif müzik aslında. Çünkü buna kadar yaptıklarım hep pop müzik olarak geçiyordu. Peki buna ihtiyaç var mı? Alternatif müziğe? Yani müziğe ben daha çok hani ihtiyaç değil, içimden gelen bir şey gibi bakıyorum. Şu anda hani... Ama piyasayı da değerlendiriyorsunuz sonuçta. Alıcılara bakıyorsunuz. Aslında eskiden evet ama şu anda hayır. Çünkü şey inanıyorum ben hani... Hissettiğin şeyi yaparsan başarılı olacaksın. Yani piyasayı göz önünde bulundurarak yapılan hiçbir işte ben başarı görmedim. Ne kendimde ne başka bir örnek müzisyen bile şu an aklıma gelmiyor. Hani piyasayı düşünüp yaptı. Çünkü bu işin mutfak tarafında da olduğumuz için bir zamanlar birkaç işte Türkiye'de en büyük müzik şirketinde konuşmalarını, nasıl sanatçılarla yola çıktıklarını, neyi hedef alarak başladıklarını bakarak planlananla hayal edilenle ortaya çıkan ve insanların bunu benimsemesiyle arada çok büyük bir uçurum vardı. Ve daha çok benim samimi işlerin, insanın kendini inanarak yaptığı işi dinleyici de inanarak kabul ettiği için burada bir samimiyetle düz orantılı başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve nasıl müzik yaparsam tutar gibi şeyleri artık kafamda zaten hiçbir zaman olmadı. Olsaydı zaten çok daha farklı müzikler yapardım. Ki başka arkadaşlar için de yapıyoruz. İşte müziklerini yapıyorum, aranjesini yapıyorum. Ben kendim içimden nasıl bir müzik geliyorsa, ne beni mutlu ediyorsa, ne beni duygulandırıyorsa onu yapmaya karar verdim. Ve öyle yapıyorum yani. İsterse dinlensin, isterse dinlenmesin. Yeter ki ben kendim mutlu olayım yani. Sanatçı egosu desem, ironili bir şekilde diyorum tabii ki bunu. Yani sanatçı kendisini tatmin etmek için bir şeyler yapar diyebilir miyiz o zaman? Yani aslında ben bu benim düşüncemi tüm müzisyenlere, herkesin öyle düşünmesini diliyorum. Çünkü burada aslında ego değil de... Tam tersine egodan sıyrılmak var. Çünkü ego dediğimiz şey ne yaparsam daha çok dikkat çekerim üzerine kurulu biraz burada. Benimki ne yaparsam kendim için daha iyi bir şey yapmış olurum ve yaptığım şeyle hep gurur duyarım şeyinde baktığım için. Bence burada aslında tam tersi egolarından sıyrılmış bir Ferit görüyorum ben. Peki. Albüm yapacağım dediniz. Evet, istiyorum dediniz ama sanırım albümden önce single'lar gelecek. Evet, muhtemelen. Çünkü birkaç şarkı var. Onları çıkarmam gerekiyor. Peki, onları albüm alsanız olmuyor mu? Yoksa bu single çıkarma olayı albümden önce sanatçının, müzisyenin kendisini unutturmaması dolayısıyla mı? Ya bu da var tabii ki. Benim ama albümden ayrı tutma sebebim farklı. Çünkü albümdeki konsept farklı olacak. Bu şarkılardaki konsept farklı. Ondan dolayı onları birbirine karıştırmak istemiyorum. Çünkü albümde tek konsept çalışacağım. Şarkılarsa... Şu an kafada sadece tasarım mı yoksa şablon oluştu mu? Ya
bestelerini yaptım. Kafamda hani melodileri kaç var. Kaç şarkı olacağı belli mi? Şu ana kadar hani albüm için düşündüğüm, single dışında albüm için düşündüğüm 5 şarkı var. Ama hani albüm olana kadar kaç şarkı içinden gelir çıkarsa hani belki 7 olur, belki 8 olur. Onları da eklerim diyorsun. Onları da ekleyeceğim diye düşünüyorum. Aynen. Uyarsa. Bir konsepti ne olacak? Yani onu şu an kelimeleri dökmek çok zor. Çünkü hani nasıl diyebilirim? Konsept melankolik, başta bunu söyleyebilirim. Melankoli, ağır melankoli içerir. Ritmini tuttum, öyle değil mesela. Değil, kesinlikle. Gayet hop oynayayım, aynen, hop kalkayım. Çok eğlenceli. Aynen, gerçekten aynen. De ritmini tutulmuş bir şarkı. Evet, evet. Ritimli öyle. Bir şarkı. Evet, evet. Ama bu öyle olmadı. Yok, tam tersi, hayır. Yani bir tık böyle insanı bulanıma sokacak şarkılar değil tabii ki. O kadar da, çünkü depresif bir sözleri yok, negatif bir modu yok ama insanı kendisiyle, kendisini düşündüren sözlerinde olduğu melankolik diyelim kısaca. Peki, elinize telefonu 6 yaşında almışsınız. Hı-hı. Kalemi ne zaman aldınız? Yani yazmaya ne zaman başladınız? Ya şarkı sözü değil de ben başta müzik olarak başladım. Bestemi 2005 senesinde yaptım. Yani 16 yaşında yaptım. Tabii ki onlar bir tık daha böyle şeydi. Amatör. Ama çok tatlı olur o. Şu an dinlediğim zaman evet, daha çok duygu var ama tabii hani şey değil yani. İşte bir sürü böyle hani mekanik, teknik hataları var. Bilmiyorum. Müzik şeyinde uymayan şeyleri var ama şu an bir de sanki moda oldu. Bir sürü öyle eskiden bu olmaz, işte yok burada uymuyor dediğimiz şeyler. Aslında şu anda baktığımız zaman daha insanlar samimi geliyor. Bir sürü böyle şarkılar yapılıyor. Hı hı. Söz olarak da bir şiir yazdığımı hatırlıyorum. 9-10 yaşında falan şiirler yazıyordum ama daha çok şiir dilinde, yani şarkı sözü modunda değil de şiirsel olarak yazıyordum. Düzenli yazmaya başladığım yaş 16 yaşımdan beri düzenli artık yazmaya başladım ve öyle daha çok geliştirdim kendimi. Azerbaycan'da çok önemli bestecilerinden de ders aldım. Hani daha iyi nasıl yapılabilir falan diye. Hocalarla, çok güzel insanlarla çalıştım. Kendim biraz da onlarla geliştim. Çünkü ben bir tık müzikte klasik müziği de severim. Hı hı. Klasik Azerbaycan müziğini çok seviyorum özellikle. Yitip kaybolup gitmemesi için de bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Onun için de bir şeyler yapacağım. Aynı zamanda Türk sanat müziğini de çok seviyorum. Yani ben bir tık böyle 2000'li yıllarda... Türleri birleştireceğim, böyle bir meçleyeceğim gibi. Yok, hayır, hayır. Şunu diyecektim. Hani ben 2000'lerde yaşama rağmen bir tık daha böyle 50'lerden gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Çok böyle belki de hem modern çağda yaşamamıza rağmen bazı şeylerde tamamen 1950'lerden kalmış gibi de hissediyorum bazen kendimi. Öyle. Dinleyenler de o tür şeyleri seviyorlar aslında. Her ne kadar çağ değilse de, farklı alanlara yönelseler de, farklı türler ortaya çıksa da, her alan dair pek çok dal. O 1950'lere, 60'lara, 70'lere, 90'lar müziği bile çok özleniyor ve istiyorlar o tarz geri gelsin diye. Ama siz kendiniz istiyorsunuz diye. Ya tabii öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ben insanın hani bu ritmini tuttum sözünü kullanacağım. Ritmini de tutmayı seviyorum. Şöyle söyleyeceğim. Orkestradan ayrıldıktan sonra 2 sene boyunca, ta bu işte pandemi dönemine kadar, modern meyhaneler dediğimiz öyle meyhanelerde, konser alanlarında, isim muhtemelen söylemiyoruz ama bir sürü konser alanında şarkı söylüyordum. Konser veriyordum. Hani en çok ilgi alan şarkılar zaten, mesela işte en son pandemiden önce aynen, en son pandemiden önce Hayal Kahvesi'nde yaptık. Mesela şarkılar söylüyorum, repertuardan söylüyorum. Ne kadar eski şarkı söylersem insanlardan daha çok, işte bakıyorum, hep beraber söylüyoruz. Atıyorum yeni bir şarkı söylüyorum, dinliyorlar sadece, alkışlıyorlar ama 90'lardan Levent Yüksel şarkısı söylüyorum mesela. Sahnemde en çok söylediğim, şarkılarını söylediğim sanatçıdır. Türkçe parçalar arasında Levent Yüksel. Herkes bana eşlik ediyor, bakıyor. Mesela bir Medcezir söylediğim zaman veya işte bir Onursuz Olmasın Aşkı söylediğim zaman, mümkün değil, herkes söylüyor. Söyletmeyi de seviyorum ben, böyle sahnede çıkıp herkes eğlendiğini görmeden mutlu olmayan bir insanım. Herkes eğlenecek. Eğer hüzünlü şarkı söylüyorsam herkesin, en azından birinin gözü dolacak, biri duygulanacak, yanındaki birisi sevgilisine sarılacak, işte birisi dalacak. Yani onu görmeden mutlu olmadığım için en çok odaklandığım noktada odur zaten. Bunu en çok 90'lar veya 80'lerden, işte atıyorum bir tane Ferdi Özbeğen şarkı söylediğim zaman, insanların çok daha güzel ilgiyle bunu karşıladıklarını görüyorum. O yüzden herkesin içinde bence yaşayan bir nostalji var. Ben de bu bir tık daha fazla ama. Peki şunu soracağım. Pek çok dil bildiğinizi düşünüyorum. Doğru mu? Yani üniversitede Almanca öğrenmiştik. İngilizceyi zaten ortaokuldan itibaren İngilizce ve Rusça eğitimi alıyoruz biz. Yani ana dilim gibi konuşmayı kastedersek Azerbaycan dili, Türk dili, yani Türkçe dediğimiz, ondan sonra Rusça. Bunları ana dili gibi konuşuyorum.
konuştuğumu düşünüyorum en azından. Şu sebeple sordum. Aha. Bu dillerde de söz yazıp şarkı söylemek ister misiniz? Yani çünkü dünyaya açılacak. İngilizce yazdığım bir şarkı var aslında ama çok fazla değil yani. Yani çünkü burada önemli olan bir tek söz yazabilmek değil, o kültürün de içerisinde, evet, olmak. Yakın zamanda, şimdi inşallah birkaç ay sonra, Rusya'nın çok önemli bir sanatçısıyla bir şarkı yaptık. Gerçi ben Türkçe yazdım sözlerini. Mesela onunla konuşuyorduk. Hani dedim, Rusça şöyle sözler yazdım. Çok güzel diyor ama belli ki Türk kültüründen geliyor bu. Çünkü oradaki kafalar tamamen farklı. Oranın hani çünkü tüm yaşamın her tabakası farklı. Gettosundan işte en lüks yaşayan insanların hayata bakış açılarına kadar o kadar farklı ki burada yapılıp güzel olabilecek bir söz orada çok ne demeye çalışıyor gibi algılanabiliyor, anlaşılabiliyor. Ki aynı zamanda ben mesela Rusça şarkıları dinlediğim zaman hepsi sözleri anlıyoruz ama ne gerek var ki böyle bir söze diyoruz. Ama meğerse orası için kabullenir bir şey. Ondan dolayı farklı dillerde değil de daha çok hani kültürünü bildiğim, yani sadece Azerbaycan için yazdım işte Azerice sözler ve buradaki Türkçe sözlerle şu ana kadar onlarla kendimi kısıtladım. Azerice ve Türkçe diyelim yani. Müzik yapıyorum ama Rusça sözlere yaptığım oldu yani. Ama söz yok. Peki müzikteki hedef ne? En ilerisi. Star olmak ister misin? Dünyaya açılmak ister misin? Çok ses getirmek ister misin Türkiye'de? Şöyle söyleyeyim. Eğer 20'li yaşlarda bu soruyu sorsaydınız diyecektim ki evet, hani dünya starı olmak istiyorum. Şu andaki cevabım evet, dünyada da bilinirlik isterim tabii ki ama star olarak değil. Yani bu konularla bir tık daha dalga geçiyor. Çok böyle saygısız gibi bir cümle. Dalga geçiyor değil de biraz bana samimi ve doğal gelmediği için kendimi kaybetmeyeceğim boyutlarda elbette bir bilinirlik, müziklerimi, şarkılarımı insanlar bilsin, ne demeye çalıştığımı insanlara anlatabilecek kıvamda bir bilinirlik elde etmek isterim tabii ki. Ama böyle star falan bir tık zaten demode oldu. Hani kimse artık öyle bir yeni bir Michael Jackson var mı? Herkes böyle ilah gibi tapsın. Yok, herkes böyle bayağı sokak müzisyeni gibi Ed Sheeran çıkıyor. Yani bir salaş gömlekte çıkıyor gitarıyla sahnede. Hani sanki orkestraya ihtiyaç duymuyormuş gibi tek gitarla konser yapıyor. Çünkü insanlar artık daha çok samimi işlere, dediğim gibi, tekrar başta değer verdiği için. Bilinirlik elde etmek isterim diye söyleyelim. Starlık değil. Çok güzel bir şey söylediniz. Değişti, evet. Michael Jackson gibi gelecek mi? Gelemezdi zaten, o ayrı, evet, da. Şuna geliyorum. Şimdi bunda tabii ki dijital çağ çok önem taşıyor. Hı-hı. Sosyal medya çok önem taşıyor. Sizce müzisyen olmak, şarkıcı olmak daha mı zor artık, daha mı kolay? Ya artık herkes şarkıcı. İşte artık herkesin, hı-hı, şarkıcı olması skala istediği kadar yüksek ya da düşük olsun, hı-hı, vizyon, hı-hı, ve misyon açısından. Çok fazla da rakip, hı-hı, oranını artırmıyor mu karşıdaki rakiplere? Yok, sadece şöyle söyleyeceğim. Artık müzik bir zamanlar yine 50'lerde 60'larda baktığımız zaman herkes şu anda hani TikTok, işte Instagram'da like peşindeyken, o zamanlarda herkes birbirine plak alma yarışındaydı. İşte evinde kaç plan var gibi şeyler soruyordu gençler. Şu an işte senin kaç takipçin var döndüğü için artık müzik bir tık daha, özellikle 15-20 yaş arası gençler arasında bir tık daha demode olmaya ve hayatın şuradan şuraya geçti. Yani müzik başka yere oturdu insanların beyninde. Ve şu an artık baktığın zaman da TikTok'ta, işte Instagram'da, yani çok fazla ben şey de yapamıyorum da açıkçası. Yani çok becerikli de değilim sosyal medya konusunda. Anlamıyorum bile bazen neyin iyi olup neyin iyi olmadığını. Ondan dolayı şarkıcılık rakiplerin çok olması yok. İşi zorlaştırmıyor. Bir bakıma aslında insanlara kendinizi ulaştırma daha çok kolay oldu. Eskiden işte büyük sözleşmeler imzalamalıydınız. İşte büyük paralar yatırılıyordu, evet, kliplere ya falan filan. Türkiye'de 10 kapanla koştur koştur gidilirdi o plak şirketleri. Aynen, aynen. Orada hatta onunla ilgili bir YouTube'da video yaptım ben. İşte benden sonra gelen genç, daha genç nesilde daha şey olmak için, yol gösterebilmek için kendi bildiklerimle. Şu an daha kolay ama artık daha ilgi alanı dışında gibi. Ferit Mert müzik dışında nelerle ilgilenir, neler yapar? Daha çok neyle ilgilenirim? Kedilerimle ilgileniyorum. Adları ne? Birinin ismi Queen, birinin ismi Tokyo. Queen'i en sevdiğim rock grup Queen'den aldım. Böyle Queen dedik ki ona. Kendisi de ismi çok güzel taşıyor. Kraliçe gibi gerçekten bir kedi. Onun dışında bilim diyelim. Genel bir, yani bilimin herhangi bir dalıyla, tıptan astrofiziğe kadar birçok şeyle ilgili. Mesela çok roman okumam ama çok bilim kitabı okurum. Hani baktığın zaman kaç roman okumuşsunuz derseniz hani bir elim parmağını geçer de, yani o
en fazla 10-15 tane roman okumuşumdur diyelim. O da çok kült olanları. Hani özellikle gidip kütüphane, ama kaç bilim kitabı okumuşsunuz derseniz, hani bir sürü, hani felsefe, tarih, tıp, astrofizik dediğim gibi, çünkü astrofizik benim için çok çok sevdiğim bir konu. Bir sürü kitap okumuşumdur yani. Bilim, buradan şey gelecek gibi. Aslında astronot olmak istiyordum. Yok, astronot değil. Yani hep böyle şeyle ilgili. Hani en büyük hayalim çocukluktan beri böyle büyük bir teleskobum olsun. Peki büyük bir teleskobum olsun. Gezegenleri izleyeyim dediniz. Evet. Şimdi gezegenlerin burçlarla da alakası var. Astrolojiyle evet. de alakası var. Sizin o zaman buna da yakınlığınız var mı? Nötr diyelim. Tabii ki zaman zaman böyle ilgi duyuyorum. Hani falayına mı kalma şeyle. Bazıları samimi geliyor. Bazıları böyle çok herkesin, hani herkesi aslında kapsayan. Daha önce de anlattım. Öyle olduğunu düşünüyorum. %50 inanıyorum diyelim. Ama çok fazla da işte Merkür geriledi, yoksa hani bu işin bir tık daha ben... Genelde insanlar ona inanır ama hani duygu durum değişikliklerinde gerçekten bir bakmışsın Merkür retrosu var. Demek ki ondan böyleyim. Yani nötr diyelim. Yani çok fazla onunla da ilgili şey yapmıyorum ama evrenin gücüne, işte sözün, aynen sözün gücüne vesaire vesaire, bir sürü böyle güçlere inanıyorum yani. Bugün sorum çünkü dolunay var. Bazı insanlar, inanan insanlar dolunay zamanlarında alırlar ellerine bir kağıt kalem. Ya gerçekten söz yazarlar, şiir yazarlar ya da olmasını istedikleri şeyler yazarlar. Sizin böyle bir ritüeliniz, inanışınız vesaire var mıdır? Ya dolunay konusunu şöyle araştırdım ben. Dolunayda işte insanlar daha az uyku çekerler ve daha sinirli olurlarmış. Gerçeğinde şöyle bir teori var ve bana çok mesela mantıklı geliyor. Güzel bir örnek olabilir. Hani benim bu işe bakış açımı anlatabilmek için. Atalarımız hep dolunay zamanında avlanmıştır. Evet. Ve ayın ışığını kullanarak avlanmıştır. Bizim genlerimizde dolunayda uyumama, aksine avlanma, daha gergin olma, stresli olma işte gibi şeyler bize genlerimize aktarıldığı için diyelim. DNA'mıza kodlanmış. Aynen. DNA'mızda birçok şeyi ben eski ilk çağlarımızdan, aslında bilim neden ilk çağları araştırmıyor bilmiyorum ama ben bilim insanı olsaydım kesinlikle ilk çağları, ilk insanları araştırdım. Çünkü genlere çok inanıyorum. Ben şanssızlığın bile genle geldiğine inanan bir teori var ya, onun bile çok doğru olduğunu düşünüyorum. Şanssızlığın veya şanslılığın veya işte bu tip şeylerin, hani nasıl ki yetenek de genlerle geliyor, birçok şey de aslında genlerle geldiğini düşünüyorum yani. İleride müzikte ya da herhangi bir alanda nerede olduğunuzu şu an bilmeyi ister miydiniz? Yok, çünkü kaderin akışını değiştirmiş olurum diye düşünüyorum. Merak ediyorum. Ha, bir tarafım böyle içeriden böyle kıpırdıyor. Aa, gel tabii ki isterim diye bir cevap da verebilirim ama muhtemelen ya hayatı böyle şey gibi, bu biraz spoiler vermek gibi olur. Yani bir film açıyorum. Ya biliyor musun sonunda işte çocuk o kızla evleniyor dedikten sonra ha, o anda cevabı alıyorsunuz ama tüm tadı tuzu kaçıyor. O yüzden bırakalım, böyle bilmiyormuş gibi yaşayalım bence. Peki ya gelecek yeni single'dan çıkacak ya da çok sevdiğiniz bir türkü olabilir, şarkı olabilir, başka bir şey. Bir mırıldanmak ister misiniz kapanış olarak? Tabii ki çıkacak şarkının o zaman akıllı kısmını söyleyeyim. Artık bizi kavuşturur rüyalar. Önümüzde bambaşka hayatlar. Böyle güzel bir aşk bittiyse eğer, dünyanın sonu gelse ne yazar? Sonunda korktum oldu. Ayrılık bizi buldu. Bulutlardan yüksekken uçmaktan mı yoruldu? Bu aşk gerçekten bitiyor mu? Şimdi bu senin son görüşün mü? Yani kendine iyi bak sevgilim. Düşünme beni, üzülme emi. Artık bizi kavuşturur rüyalar. Önümüzde bambaşka hayatlar. Böyle güzel bir aşk bittiyse, dünyanın sonu gelse ne yazar?